Evet. Büyük yarıklar var burada. Nedir? Ne yaşandı burada? Ne yaşandı? Küçük ya, yani ne oldu? Deprem esnasında böyle bu hale geldi. Bu hale geldi. Fay hattı buradan mı geçiyor? Evet, ta şeye kadar 3 metre genişliğinde bu çökmeler var. Peki Tarım. burada siz çiftçilik yapıyorsunuz herhalde. Çiftçilik, marul, yeni meşale işte, bu meşale ekmiştik. Yeni marul ekecektik yazın için. Yerle bir oldu. Biber çetirlerimiz orada yarıldı. Bak meşale içinde, bak o. Sen altında biber ekmişim, tohum ekmişim. Eviniz yıkıldı mı peki? Efendim. Eviniz yıkıldı mı? Eviniz hani Allah'a şükür o başımıza yıkılmadı ama her an yıkılabilir. Çünkü direkt altında hepsi boş. Burak kışın marul ekmiştik. Ne oldu bu ekimler de? Yok oldu abla, yok oldu. Yandı. Hem bir göz oldu yani. Patanesine girdi. Bak benim boyum. Bak burada şöyle toprak sorarım. Belki 3-4 metre derinliğinde bu. Ne oldu? Otoban mı var burada? Efendim? Otoban mı var Evet, burada? otoban. Orası da mı bu şekilde? Evet, otoban da aynı kaderi yaşadı. Ne? Bizimle ilgilenmelerini istiyoruz. Devletin el uzatması istiyoruz. Tekrar çiftçilik yapmak istiyorum. Aynı mesleğimde devam etmek istiyorum. Heba mı oldu peki? Burası heba mı olmuş oldu? Tabii heba oldu yani. Yerle bir oldu. Toprakta, evlerde, tarlada yani. Bunun olması dünyanın parası lazım. Yani biz bunu, bir gücümüz yetmez. İşte burada kaydı, yer kaydı. Yer kaydı ya, yani nerede, nereye geçti burası? Efendim? Bak Sana 3 metre göstereyim. derinliğinde burası oldu. Bak. Önü burası. Nasıl, ne oldu depremde? Depremden de evin içindeydik yani, uyanıktık. Sabah saat 4'te. Evet. Uyanıktık. Ne oldu burada? Evet. Fay hattı mı buradan mı geçiyor? Buradan geçti, evet. Ne oldu? Her yeri yarmış. Mahsur kaldık. Bu da arabada 2 gün çıkamadık. Yani yolu açmazlarsa da burada mahsur kalacaktık. Ya. Hem evin önünde hem arkamızda böyle evin girişinde otobanda büyük yarıklar oldu. Yani. Araba, ne araba geçer ne insan geçer. Ne diyeceksiniz? Yardım geldi mi size? Yardım kimse kimse. Ya. Şimdi bir askerden yardım istedik. Çadır verdiler bize. Sadece bu. Başka Gönüllülerden geldi mi? Efendim? Gönüllülerden. Yok, kimse gelmedi. Yardım Eve istiyorlar. giremiyorsunuz. Bu sizin eviniz mi? Evet. Ayakları havada çünkü fay altından bir tarafına geçmiş. Bak. Ayrılmış yani. Tabii bunun inşaatın temeli yok. Altta temel yok. Hem önden hem ortadan hem yasına geçiyor. Binanın direkleri havada yani, altında boş, hepsi boş. Ayrılmış. Üzerine basmıyor mümkünse, daha Amerika'nın daha şey bilim adamları araştıracak. O şeyler, püskürtmeler var ya, bak bunu çek. Bu yerden püskürtme, lav. Çamur, kum. Üzerine basmıyor, daha ütecekler bunları. Bu ortaya çıkan balçı. Basın bütün, yerden bütün, basın, bütün, bütün, bütün yeri toprak yarılmış. Evet. Fay hattı bunun altından mı geçiyor? Fay hattı evet. Bizim evinden altında geçiyor. Bu öne çöktü, bu birinci kat. Bura bu tarafa çöktü. İyi şey, yıkılmamış. Allah'a şükür yıkılmadı. Yoksa altını kalkamayız. Yani altındaydık zaten biz. Birinci kattaydık. Nasıl uyumuyor mudunuz? Yok, uyanıktık vallahi. Sabahla ezanla uyumuştuk. Hangi mahalle burası? Sabahla uyumuştuk. Allah'tan çok uyumuştuk. Sabahın üzerinde yakın vardır. Sabah sabah dışarı çıkıyor. Ocağın bahçesine ev yanmasın diye. Burası o sene gösterdiğim o kadar çukurlar var ya, buradaydı. Büyük makine kırdı burada, yoksa geri çıkamazdı yani. Bu çukurlar açtı burası. 3-4 metre genişliğinde burası. Bak öne bak. Gördüm, gördüm. Şakası yok onun. Arabamız buradaydı. Allah'tan yani araba
şey toprağına gömülmedi yani. Dua ettik yani. Burayı onlar mı şey mi yardı? Fay hattı, fay hattı yani deprem. Deprem. Bu çok derindi. Sonradan toprak şey sallana şey gömüldü ya çukurlar. İlk burayı mı vurdu ya? Her yeri vurdu bir anda. Yani hiçbir şey yer bırakmadı ki. İyi, çok sağlam kalmış ev buna rağmen. Üste kalmış yani, alttaki çatlamalar başlamış yani, ayaklar altında hepsi boş. Direkt burada burada dur. Altlar boş. Boşta, altı boş. Çünkü 6-7 metre altında büyük çukurlar varmış dedi. TEDAŞ'lar var ya. Girmiyorsunuz değil mi eve? Evde yatmıyorsunuz değil mi? Nasıl yatabiliriz? Tabii ki. Sürekli salon, biz çok acı çekiyoruz çünkü büyük araçlar her saniye başı deprem yaratıyor burada. Çünkü otoban çökmüş.